Ramazan ayı, ahlaksızlık maalesef almış başını gidiyor, durdurak dinlemiyor. Ramazan ayında uyarılar yapıyoruz, söylüyoruz ama Ramazan sonrası için de geçerli. Artık hepimizin gündemine girdi maalesef. Görüyoruz, biliyoruz, farkındalığımız var. Ama bir ara hatta bununla ilgili bir şeyler yapılacaktı. Yine yapılmadı, kaldı öyle. Evet, fuhuş evleri diyoruz biz buna. Yeni ismi, modern ismi günlük kiralık daire. Evet. Haberimizi izleyelim. Toplumun ahlakı tehlike altında. Günlük kiralık evler fuhuşa bulaşanların uğrak yeri oldu. Fuhuş yuvası haline gelen o dairelerin ilanlarını her yerde görmek mümkün. Fiyatları ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Şimdi bir emlakçıyı arayacağız ve nasıl ev kiralanıyor hemen öğrenmiş olacağız. Alo, selamun aleyküm, kolay gelsin. Ben ev kiralamak istiyorum da günlük. Ne zaman? Bugün. Kaçta? Bir saat içerisinde gelmeyi düşünüyorum. Çıkış da bir saat sonra olacak. Bir saat mi kalacaksın? Evet, bir saat kalacağım. Abi 60 lira ücret olur. 60 lira mı? Evet. Peki farklı bir belge falan getirmem gerekiyor mu? Herhangi bir şeye gerek yok. Sadece parayı verip evi teslim alıyorum. Evet. Ama öyle. Yani şu an için yerimiz yok. 6'da var. Nerede var? Saat 6 gibi müsait olacak abi. 6 gibi müsait olacak. O da olur. Arkadaşımla gelmemde bir sakınca var mı? Yok abi, gelebilirsin. Kim istersen kal, bizi gelir. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Günlük kiralık daire adıyla ortaya çıkan ve özellikle İstanbul'un dört bir yanında mantar gibi biten fuhuş evleri büyük tepki toplamaya devam ediyor. O ilanlar şehrin her tarafına bir virüs gibi yayılmış vaziyette. Hal böyle olunca zinaya bulaşanların da sayısı artıyor. Yetkililerin ise bu durum karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor. Vatandaşlarsa bu duruma tepkili, gençlerin zanilere özenmesinden korkuluyor. Fuhuş amaçlı kullandığı söyleniyor. Yani sizce böyle bir şey var mı? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Çünkü 2 saatliğine ne olabilir? İnsan ilk etapta o aklına gelebilir. Belirtilen siteler var. Benim kendi evim de kiralık. Ama onun hakkında bile şu anda o site hakkında, kendi evimin bulunduğu site hakkında öyle söylüyorlar. Fuhuş için. Fuhuş için genellikle kullanıyorlar. Alkol içiyorlar, uyuşturucu madde kullanıyorlar evlerde. Tabii bu kardeşlerimizi de kötü yerlere sürüklüyor. Onlar görünüp onlara özeniyorlar. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. Hani bunların olmasını hiç istemiyoruz. Vatandaşlara başını sokacak bir ev bulması için yardımcı olması gereken emlakçılar da bu kirli oyuna ortak oluyor. Bu kirli tezgah emlakçıların da ortak olması mesleğin adını kirletiyor. Herhangi bir denetimin olmaması ise onların işini kolaylaştırıyor.